Efendim, bir günlük bir ayrılıktan sonra yine Türk TV ekranında yine çok değerli bir sanatçımız bizim burada stüdyomuzda mihmanımız olacak. Sizlerin de gönüllerinin mihmanı olacak efendim. 3 saat boyunca sesini severek dinlediniz. Uzun yıllardan beri müzik camiasında olan ve çıkartmış olduğu albümlerle radyolarda en çok istek alan ve zaman zaman her zaman olmasa bile kliplerini de seyrettiğimiz ama dinleyicinin gönlünde çoktan yer etmiş bir sanatçımız Yıldırım Caner'le efendim bugün bu stüdyoda buluştuk efendim. Her zaman olduğu gibi tüm sanatçılara bravo. Hoş bravo, geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Ben de mutlu oldum. Erdemciğim biliyorsun seninle daha önceden de radyo programında bulunmuştuk. Güzel programlarımız olmuştu. Tebrik ediyorum ayrıca böyle güzel bir televizyonda görev aldığın için. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. İnşallah. Güzel olur. Zaten sizin de başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü çok değerli birikmiş bilgileriniz var. Bunu bizi dinleyenlere, izleyenlere yansıtacağından eminim. Şimdi sevgili seyircilerimiz merak etmiştir. Yıldırım Caner 1999 senesinde benim radyo programıma konuk olmuştu. Vay. 8 yıl geçti aradan ve 8 yıl sonra bu kez yine beraberiz. Türk TV ekranında sunmuş olduğumuz bu kez televizyon programında buluştuk. Evet. Mutluyuz, huzurluyuz. Her zaman olduğu gibi efendim ben Erdem Gençtürk. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz bugünkü programımızda. Biz eğleneceğiz, biz mutlu olacağız. İnanıyoruz ki siz de ekranınızın karşısında aynı güzellikleri bizlerle paylaşacaksınız. Yani. Peki Yıldırım Bey, ben her zaman seyircilerimiz de çok iyi biliyorlar artık programımızı takip eden seyircilerimiz. Ben gelen sanatçı konuğumuzda hiç öncesinde sizden ben şu şarkıyı isteyeceğim, acaba okur musunuz gibi bir anlaşmamız, bir konuşmamız, bir fikir birliğimiz olmuyor. Evet. Her şey samimi bir ortamda. Siz de ilk defa duyuyorsunuz, sanatçı konuğumuz da ilk defa duyuyor. Ben ondan bir şarkı rica ettiğimde. Onun için onların hoşgörüsüne sığınıyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi hatırası var dedik, o yıllara döndük. Sizin tabii yeni albümünüz var, onun üzerine konuşacağız. Ya aslında ondan tabii ki ben şimdi yapacaksınız, söyleyeceksiniz. Ama ben o hatırası var, şöyle biraz hatırlatmak istesek. Biraz söyler misiniz mikrofonumu? Hatırası var zaten herkes biliyor ama bir kere ama onu bilmek ayrı, sizden dinlemek ayrı böyle tekrar. Bir şey okuyayım ya, bir kuble ya, bir kuble. Tamam, bir kuble okuyayım. El ele tutuşan bir çifti görsem yüreğim burkulur. Hatırası var, o anda aklımdan sevgilim geçer, anmadan duramam, hatırası var. Kalbimdeki aşkın hala yanıyor, ne sönmek biliyor, ne külleniyor, cüzdanımda resmin saklı duruyor, verdiğin o günün hatırası var, hatırası var, hatırası var, o güzel günlerin hatırası var. Hatırası var, hatırası var, o eski günlerin hatırası var. Efendim alkışlıyoruz. Sizin bu şarkınızın bende de çok hatırası var. Evet, herkeste bir hatırası ben, var. Şöyle hatırası var, ben o bahsetmiş olduğum yıllara dönüyorum sizden bu şarkıyı dinlediğimizde. Ben az sonra Alışkanlık işte isimli şarkınız var, Gelin Arabası var. Böyle ufak ufak böyle programımızın içine serpiştirip sizden hatırlatmak babında o güzellikleri yaşamak adına evet, rica edeceğiz. Şimdi ben sormak istiyorum. Yıldırım Bey'in çok da yeni, yakın bir zamanda çekmiş olduğunuz bir klibiniz var. Bir evet, Meyhane Buldum adını taşıyan klibi Yıldırım Caner'in. Eğer hazırsa ben hem onu anons etmek istiyorum hem de peşinden diğer klibimiz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Sevgili seyirciler, bu arada 0212. 556-88-70, 0212-556-88-70'i arıyorsunuz ve Yıldırım Caner'le sohbet edebiliyorsunuz. Bir de Erdemciğim, buyurun ben efendim. Şey yapayım, bu şarkıyı kime gitsin tabii, diye tabii, bir anons efendim yapayım. O zaman bir dakika, ben hemen size hızlı evet, Yıldırım Bey konuşmasını yapsın sevgili seyirciler. Ben ondan sonraki klip anons edeyim, ondan sonra sizin söylediklerinizden sonra klip yayına girecek. Tamam. Efendim Yıldırım Bey'in klibinin hemen ardından Hülya Polat sırayı alacak, aha diyecek.
Bizi şu anda çok izleyen var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Caner'in yerinde şu anda bizi izleyen Fikret kardeşime ve ailesine, Hüseyin kardeşime, Ferit babama ve ailesine ve orada bulunan bütün arkadaşlarıma gelsin. Ayrıca yine Cemal kardeşime, Gözde Nakış, Cemal kardeşime gelsin bu parça. Ayrıca yine bayanlar izliyor şu anda bizleri. Sebahat Hanım'a, Filiz Hanım ve eşine, Fatih kardeşime, Melek Hanım'a gelsin bu parça. Soracağız kimler olduğunu ama daha sonra. Evet, Oktay kardeşim de izliyorsa Oktay kardeşime de gelsin. Yine sonradan tamam. Anons edeceğiz yani. Kesmiyor. Hasretin yıllanmış bir şarap gibi. Varsın ardım sıra ay yaş desinler. Bu saatten sonra yok bir önemi, yok bir önemi. Kırdılar kanadımı, aşamadım dağları. Düşlerimi sana kavuşamadım yar yar, bir yanım yıkık, bir meyhane buldum mezarlığın karşısında, durmadan içiyorum sabahtan akşama. Bir gün beni ararsan, bir gün meyhanedeyim ya karşısında. Bir meyhane buldum mezarlığın karşısında, durmadan içiyorum sabahtan akşama. Bir gün beni ararsan, bir gün beni sorarsan, ya meyhanedeyim ya karşısında, ya meyhanedeyim
ya karşısında. Sevgili seyirciler, böyle Karadeniz yöresine ait hareketli şarkıları dinleyince gerçekten bütün arkadaşlarımızla birlikte siz görmüyorsunuz ancak biz oynuyoruz. Mesela Yıldırım Bey'in biraz bir takım konuları hani aldatmayı anlatan böyle hüzünlü bir klibinin ardından Hülya Polat'la devam etmek de ayrı bir neşe, ayrı bir keyif oldu. Enerji veriyor. Enerji veriyor. Bizim mesela Karadenizli seyircilerimiz, ben oynuyorum bu arada konuşurken ama neden oluyor bilmiyorum. Devam ettik, klibe devam ediyoruz. Efendim, bizim Karadenizli seyircilerimiz de oldukça fazla. Zaman zaman arıyorlar. Fıkra anlatanları var. Şimdi Karadenizli seyirci aradığı zaman daha bir keyifli oluyor. Onların o konuşma tarzı bizi çok mutlu ediyor. Tabii, o... Hemen biliyorsunuz bizim bu Karadenizli seyircilerimizin de çok iyi bildiği fıkralara imza atmış bir kişidir. Malumunuz karne zamanı geliyor. Evet. OKS sınavı oldu. ÖSS oldu. İşte yakında da karne alacaklar. Bizim Temel de İstanbul'da okuyormuş sevgili seyirciler. Ama karne zamanı gelince bakmış ki karnede hep zayıf. Sınıfta çakmış. Eyvah. Demiş biz ne yapacağız? Ayvayı yedik. Hemen hemşine, kardeşine acele bir telgraf çekmiş. Demiş ki ben sınıfta çaldım, sen babamı hazırla. Neyse daha sonra hemşinden, kardeşinden bir acil telgraf gelmiş. Demiş ki Temel'e, ben babamı hazırladım, sen kendini hazırla. Evet. Bat bat bat. Alo. Bakalım Karadenizli bir seyircimiz mi arıyor? Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Şimdi Yıldırım Bey'i Şarköy'den arıyorum ben, Zafer. Çevir. Şarköy'den Zafer. Yıldırım abi, nasılsın abi? Sağ ol Zafer'im, sen nasılsın, iyi misin? Abi seni gördük, daha güzel olduk, daha güzel olduk. Sağ ol, teşekkür çok ederim. Çok sevindik abi. Sağ ol Zafer'im, biliyorsun senin yanına gelemedim. Canım sağ olsun abi, öncelikle, her zaman yanımızdasın. Öncelikle abi, ailene ve sana başsağlığı diliyorum canım benim. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim abi, seni gördük, daha güzel olduk. Teşekkür ederim, Oktay da gelip gitmiş. Evet, evet abim. Zeytinleri gönderdin mi? Abim o çok acele gitti, ne demek, sen benim bütün zeytin ağaçları senin. Sağ ol. Sağ olasın canım, şaka abim söylüyorum. Abim benim, tırnaklarınla kazıyarak yerlere geldin sen. Sağ ol, teşekkür ben, ediyorum. İnsanlar bir şarkıyla meşhur olur, senin bir sürü besten şarkıların kendisinin hepsi abi. Sağ ol canım benim, nasıl, Şarköy nasıl? Şarköy evet, yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Şu anda Eriklice'desin herhalde, Eriklice'desin. Evet, evet, bekliyoruz. Yazdıklarımızla. Zafer'cim inşallah geleceğim. Ben zaten Ereklice'de biliyorsun çok sevdiğim, senin gibi çok sevdiğim değerli insanlar var. Evet abim. Burada oradaki insanlar, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Onlara saygılarımı, ol, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah yine görmek istiyoruz böyle yerlerde. İnşallah geleceğim yine köye. Bekliyorum. Orada şöyle bir heyecan geliyor sana. Şey, maçlar başladığında Fenerbahçe maçını yine böyle köy meydanında izleyeceğiz inşallah. Ne demek inşallah abi, ne demek. Seni seviyorum, ailene ve sana saygılarımı sunuyorum. Yıldırım Bey. Nerede selamlar? Sizin tanıdıkta arıyorlar böyle. Telefon faturasından kurtulun. Bir dakika, kapatmayın bir saniye. Siz telefon faturasından kurtuldunuz, böyle hasbihal ediyorsunuz. Evet. Sevdiklerinizle programa katıldığınızda ayrıca telefon açmaya gerek kalmıyor. Ama evet, şimdi siz çok güzel konuştunuz ama şimdi seyircimiz merak etti. Yıldırım Bey ile Zafer nereden tanışıyorlar diye. Zafer benim 20 senelik bir arkadaşım. Benim Oktay Çevik diye bir arkadaşım var. Askerlik arkadaşım. Evet. Daha halen görüşüyoruz. Ailece de görüşüyoruz. Askerden birlikte tanışıp bizi o köye götürdü. Orada da güzel kardeşlerimizle tanıştık. Ve bir aile gibi olduk yani. Peki evet. Şarköy'de ne işle uğraşıyorsunuz efendim? Biz zeytin işlerine uğraşıyoruz. Zeytin ve bağcılık. Zeytin üretimi ve bağcılık. Anladım. Biz zaman zaman tabii kahvaltıda zeytin tüketiyoruz ama iyi çıkmayanları da var bizim malumunuz. Burası dünyanın en güzel zeytinlerini üretiyor. Ama biz bunu yemeden bilemeyiz. Bize göndermeniz İnşallah. Lazım. İnşallah. Marmara Birlik aldığınız zaman bizdendir. Şarköy Münevte Zeytini. Tamam. Gönderin bir yiyelim, sonra konuşacağız. İnşallah. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar size. Sağ olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sağ olasın. Efendim Yıldırım Bey'in böyle çok sevdiği dostları, ahbapları, tıpkı seyircileri gibi çok sevenleri de var. Biz onlardan da telefon bekliyoruz tabii yine. İnşallah. Ne yapıyorsunuz? 0212 556-88-70 0212-556-88-70 Ben şimdi bazen arkadaş ortamlarında bulunuyorum. Hani telefonlarımızı vermemiz gerekiyor, cep numaralarımızı, birbirimizi arayalım diye. İşte diyorlar Erdem senin telefonun kaç? Ben diyorum ki 0212-556-88-70 diyorum cep numarası olarak. O kadar dilimize persenk olmuş. Her tarafta bunu söylüyoruz. Evet. Otobüse biniyorum. Akbil basacağım 0212-556-88-70 İnerken 556-88-70 Beynine yer etmiş yani. Telefon çalıyor. Alo 556-88-70 evet. Devam. Evet. Muhakkak evet. Alo. İyi günler efendim. Alo. Buyurun efendim, siz nereden arıyorsunuz? İyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim. Neye oluyorsunuz Yıldırım Bey'in? Ben Yıldırım Bey'in asker arkadaşı Oktay Çevik. Sefaköy'den arıyorum. Sefaköy'den. Oktay Çevik. Oktay Çevik, asker. Evet, asker. Biraz önce söyledim ya, asker arkadaşı. Az önce bahsettiğim asker arkadaşı falan demişti.
Evet. Hemen arayabiliriz. Yanınızda başarılar diliyorum herkesinize. Bir şey soracağım. Siz Yıldırım Bey söylediği için mi bizi seyrediyorsunuz, tesadüfen mi fark ettiniz? Yok. Ben zaten sizi izliyorum. Sesiniz sizin az geliyor gerçekten de. Benim mi? Evet, evet. Yani diyorum, haberli mi olarak seyrediyorsunuz, tesadüf mi fark gördünüz? Haberli olarak. Evet. Haberli olarak. Anladım. Peki askerlik, birlikte askerlik yaptınız. Hani o günleri mi hatırladınız? Ya o günlerde işte Oktay Çevik, Oktay'la çok büyük anılarımız var. Oktay bizim Belkıs'la evlidir, yengemizle evlidir. Evet, hep beraber seyrediyorlar herhalde. Ya şimdi Oktay benim ranzamın altını satın almış. Öyle mi, askerde? Tabii. İlla ki ben bundan yan yana yatacağım diye. Oktay geldi işte, şimdi o Trakyalı, ben Erzurumlu. Tabii kaynaştık birbirimizle, Oktay da derdini anlattı. Ya dedi, ne yapacağım, bu benim nişanlım dedi, bir türlü anlaşamıyoruz bundan, ne olacak dedi. Nişanlım dediği Belkıs Hanım mı? Şu anda evliler, evet. Tabii. Üç tane çocukları var. Duysun bakalım odayı. Evet. Sonra? Çocukları da karıştırmayayım. Ondan sonra iki tane evlatları var. Allah bağışlasın. Amin. Şimdi dedi ki, ne yapacağız dedi, ya bu kız beni dedi çıldırtıyor dedi, işte ben onu çok seviyorum falan. Benim de şair yönlerim var tabii, şarkı okuyorum, türkü okuyorum. Ne yapalım dedik Oktay, burada ilk defa açıklıyorum. Evet. O biz artık bizim aile dostumuz, zaten Belkıs Hanım'la da biz onu paylaştık. Dedim gel sen buraya kardeşim dedim. Belkıs'tan bir mektup geldi tabii, böyle sitem falan filan, yine böyle sitemler. Gençlik tabii o zaman. Bir mektup yazdım. Siz kendiniz? Ben yazıyorum. Onun ağzından yazdım. Tabii ben yazıyorum. Mektubu yazdım. Hatırlıyor musunuz neler yazmıştınız? Ya ne işte, süslü püslü şeyler, sözler, güzel sözler yazıyoruz. Oktay da şeydir yani. Bayanlar güzel sözler duydular mı? Tamamdır, bitti. Şimdi Oktay çok temiz, saf, tam bir aile dostumdur yani. Oktay Bey ne iş yapıyorsunuz efendim? Alo. Ben Devlet Hava Meydanı'nda, Atatürk Hava Limanı'nda memurum ben. Türk Hava Yolları'nda memursunuz. Evet. Evet. Yani sanatçı bir kimlik yok, yok ama. Yok, öyle Devlet bir şey. Hava Meydanı'nda, Atatürk Biz Hava Limanı. Biz uçaktan korkuyoruz zaten, bilmiyoruz onu. Ondan sonra bir de, işte. Bir de Yıldırım Bey arasın. Ondan sonra işte Acem Birliği'ndeyiz. Az mı sinemaya girdiniz? Sinemanın içine gizli girmişiz abi. Ondan sonra mektubu yazdık abi. Arkasından işte bir hafta sonra filan baktım, Oktay kışlanın başından geldi. Ne geldi dedim ya. Haber geldi. Haber geldi dedi. Geldi. Ama Yıldırım Bey fazla geldi. Kadra çalışıyor. Ya heyecanlandım. Ondan sonra ne geldi, mektup geldi. Ya nasıl sarıldı öpüyor. Ya dedi işte, Allah'a şükür dedi. İşte, karşılığını işte yazmış. İşte şeyimiz, aramız düzeldi. Falan filan. Böyle birkaç tane devam ettik. Oktay Bey, Belkıs Hanım seyrediyor mu şu anda bizi? Alo. Hep beraber, çoluk kızlarla beraber hep beraber seyrediyoruz. Seyrediyor. Bunları duysun bunları efendim, duysun bunları. Ondan sonra tabii... Duyuyoruz da yanımızda. Sonradan bunları evlendirdik tabii. Evlendiler, Allah mesut etsin. Sonradan ben hanımla işte, Melek Hanım'la gittik bunlara da. Birkaç, tabii devamlı sürekli gidiyoruz. Bir gün Belkıs dayanamadı, dedi ki ya Yıldırım, Allah aşkına bu adam mı yazıyordu o mektupları, yoksa sen mi yazıyordun dedi. Vallahi sesler geliyor arkadan. Vallahi dedim, niye yalan söyleyeyim. Ben yazdım ama yani iyi ki de yazmışım dedim yani. En azından evlendiniz, şu anda mutlusunuz. Kaç yıl oldu evlenil efendim? Oktay Bey. Onlar... 28 sene. Kaç? 28. 28. 28. 28 evet. Evet. 28. Bayağı da bir zaman geçti. Evet, tabii. Evet. Oktay evlendikten... Yani... Bu güzel birlikteliğinizin, bu mutluluğunuzun altında bir Yıldırım Caner imzası var. Ben şimdi Oktay Bey, Yıldırım Bey çok gelen telefonlar da var, sırada bekleyen kliplerimiz de var. Biz başladık mı çok güzel muhabbet ederiz ama evet. Yıldırım Bey eski albümlerinden biraz sonra size böyle canlı olarak bir şarkı göndersin. Hani bu mutluluğunuzu perçinlemek, pekiştirmek tabii, adına tabii. Hangi şarkı olsun istersiniz efendim? Gelin arabası. Aynı anda mı söyledik? Gelin arabası. Vallahi aynı anda söyledik. Ben size çok teşekkür ediyorum. Siz telefonunuzu kapattıktan sonra Yıldırım Bey'den size ve eşinize... Siz de yayından çok güzel yayın yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Bir şey değil efendim. Sağ olun. Sizi sevmeye devam ediyorum sizi. Hürmetler. Gelin araba sizin için geliyor. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet Yıldırım Bey, o günleri böyle hatırlattık madem. Ayrıca bunu da yine şu anda izliyordur muhakkak.
Salih Telli abime gönderiyorum. Afiyet olsun diliyorum Salih Bey. Görüşeceğiz inşallah programdan sonra. Gören saadet diliyor, bir yuva kuruluyor. Yârimi götürüyor şu gelin arabası. Yârimi götürüyor şu gelin arabası. Gördüğüm bir düş olsa, bizim olsa, ikimizi taşısa şu gelin arabası. Gördüğüm bir düş olsa, bu düğün bizim olsa, ikimizi taşısa şu gelin arabası. Teşekkür ediyorum. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yıldırım geliyor. Alo. Evet. İyi günler efendim. İyi günler. Yıldırım Bey tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Seviyorsunuz. Alo. Sesimiz gelmiyor mu efendim sesimiz? Duyuyor musunuz bizi efendim? Evet abi. Heh, şimdi duyuyorum. Evet, duyuyorsunuz. Evet, evet, evet. Yıldırım Bey'in amcaoğlu, teyzeoğlu, askerlik arkadaşı falan. Yok. Yıldırım Bey'i çok eskiden beri takip eden bir insanım ben. Ben de müzisyenim. Dinleyicisisiniz yani. Hatırası evet. Var partisini isteyecektim kendisinden ben. Onu söyledi ama az önce. Söyledi mi? Söyledi. Bilmiyorum siz duymadınız mı? O zaman herhangi bir parça. Olur canım. İsminiz ne? Ben İsmail. Şey müzisyenim dediniz galiba değil mi? Evet. Evet müzikle uğraşıyorum. Piyanistim ben. He nereden arıyorsun? Ben İstanbul Bağcılar'dan arıyorum. İstanbul Bağcılar'dan çalışıyorsun. Şu anda çalışıyor musun? Şu anda evet çalışıyorum evet. Nasıl gidiyor işler iyi mi? İşler Allah aşkına çok iyi. İsmail Bey'de değil mi efendim? Evet. Peki müzisyensiniz, ne çalıyorsunuz? Klavye. Klavye çalıyorum. Klavye. Yıldırım Bey'i kaç yıldan beri dinliyorsunuz? 15-20 yıldır dinliyorum. 15-20 yıldır. Peki evet. Onun şarkılarıyla sevdiğiniz bir kişiyi ikna etmeye çalıştınız mı? Onun şarkılarını dinlettiniz mi? Herkese şey yapmaya çalıştım bunları. Yani çok güzel bir insan. Kişiliği olsun. Mükemmel bir insan. Her türlü güzel, çok güzel bir insan. Bir de bu iş çok güzel bir yapan bir insan ya. Klavye çalıyor musunuz şu anda? Önünüzde var mı? Şu anda yok. Şu anda klavye benim çalıştığım mekanda. Anladım. Evden arıyorsunuz. Evde. Peki, ben evdeyim şu anda. Yıldırım Bey'in en çok sevdiğiniz şarkısı sadece hatırası var mı? Gelin arabası vardı. Az önce dinledim. Yeni açtım ben. Başka? Birkaç tane daha parçası. Şu anda aklıma gelmiyor. Tabii ki ben açsam her türlü şey var bende. Bu albümü aldınız mı efendim? Tabii ki. Ati Müzik'ten çıktı. My evet. Rose. Ama dinleyen fırsat olmadım. Aldım duruyor. Aldınız mı? Evet. Daha dinleyemedim. İnşallah. Çok zamanım yok. Çok fazla zamanım İsmail yok yani. İsmail. Evet. İsmail'cim inşallah dinlersin. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum canım benim. Allah razı olsun. Sağ ol. Sana güzel işler diliyorum. Güzel Allah. Ekstralar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ ol senden de kardeşim. Sizlere de abi. Peki, sağ ol canım. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Bağcılar selamlar. Efendim. Siz romantik ve duygusal şarkıların bestecisi, söz yazarı olarak böyle kendinize has bir kitleniz var. Evet. İşte o kitle eğer sizin tanıdıklardan ve akrabalardan fırsat bulabiliyorlarsa ki inşallah bulurlar, sizinle de böyle ulaşmaya, bu telefon numarasından ulaşıp sizinle sohbet etmeye imkan bulacaklar diye düşünüyoruz. Evet. 0212 556 88 70 dedik. Bir telefon yok herhalde. Devam ediyoruz. Şimdi Varmış. Alo. Dedik. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben İstanbul Avcılar'dan arıyorum. Öyle dediniz ki İstanbul 5. noter eder gibi geldi bize. İstanbul Avcılar'dan arıyorsunuz. Evet. Bağcılar, Avcılar. Evet, İstanbul Avcılar. Peki tanıyalım biraz sizi. Ben İstanbul'da çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz efendim? İşlemeciyim ben, nakış. Nakışçısınız. Evet. Bizim programımız da böyle nakış gibi yüreklerinize evet. Hieroglif gibi kazınıyor zaten her zaman olduğu gibi. Bu gidişle ben zaten nakışçı olacağım bu gidişle. Sizin de öyle. Siz de Yıldırım Caner dinleyicisisiniz herhalde anladığım evet, kadarıyla. Evet. Akrabalık yok. Hayır yok. Buyurun konuşun efendim. Alo. Merhaba canım hoş geldin. Sağ olun abi siz de hoş geldiniz. İş yerinde misin? Evet abi ben şu an iş yerinden arıyorum da. Sizin şarkılarınız gerçekten çok güzel ama tabii işte fazla... Görüşemiyoruz. Evet. Ya inşallah her şey daha güzel olacak. Şu anda iş yerinde başka arkadaşlarınız da vardır muhakkak. Evet. Kaç kişisiniz?
Siz kaç kişisiniz? 4 kişisiniz. Bir ses versin arkadan, bir duyalım bakalım ama. Bir alkış patlatın, bir şey yapın. Gördün. Bir türbün. İnanmıyorsun değil mi? Yani. Bağırın. Yıldırım diye, Yıldırım diye bağırın bakalım. Duyalım sizi. İnanmıyorlar da. Bir saniye, bu duyabilir miyiz? Bir saniye. Bağırsana. Hadi. Fanlar var, fanlar sağ var. Sağ ol, teşekkür duydum ediyorum. Duyduk, duyduk. Sağ olun. Canım kardeşlerim, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Size sana abi çok teşekkür ederim. Ben yani zaten... gerçekten... Sağ ol. ...güzel içten, hele de zaten o hatırası var, parçasını böyle dikledikçe... Sağ ol. ...insan daha çok... Teşekkür ederim. Yeni kasetimde de çok güzel şarkılar var. İnşallah biraz sonra onları sizlere dinleteceğim. Okuyacağım şarkılar da zaten sizler için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum size. Efendim teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. O kadar sohbet ettik ki sizin yeni albümünüzden bir şarkı dinleyemedik. Ben buradan şimdi arkadaşlarıma sesleniyorum. Evet. Yıldırım Bey'in yeni albümünden şöyle bir şarkıyla devam edelim. Efendim hangisini istiyorsunuz? Ben söylemiştim zaten. Hayali Cihana Değer. Tamam. Hazır mı? Hazırsa gelebilir efendim. Yaşayalım aşkım, yarın ne olacak bilinmez ki. Ne varsa aşkta yana paylaşalım canım. Bu gençlik bir daha ele geçmez ki. Akıp geçiyor canım. Kim ölür, kim kalır bilinmez ki. Anıları incitmeyelim, kırılmasın hatıralar. Geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer. Yaşayalım aşkım, yarın ne olacak bilinmez ki. Ne varsa aşkta yana paylaşalım canım. Bu gençlik bir daha ele geçmez ki. Seneler su misali akıp geçiyor canım. Kim ölür, kim kalır bilinmez ki. Anıları incitmeyelim, kırılmasın hatıralar. Geçmiş zaman olur ki cihana değer. Anıları incitmeyelim, kırılmasın hatıralar.
İnsanlar yaşlandıkları zaman torunlarına anılarını anlatırlar. Ben ne askerlik anılarımı, ne kahramanlıklarımı, ne de pembe yalanları. Yalnızca seni anlatacağım. Seninle dolu dolu bir aşk yaşadığımızı, senin melekler kadar güzel olduğunu anlatacağım. Çünkü sen buna değersin, değersin canım. Bana sadece alkışlamak düşüyor. Her teşekkür ediyorum. Gibi büyük bir keyifle alkışlıyorum. Telefon. Alo. Tamam. İyi günler. İyi günler efendim. Yıldırım Bey, siz devam edeceksiniz az sonra. Tamam. Buyurun efendim, nereden arıyorsunuz? Pendik'ten arıyorum ben. Pendik'ten arıyorsunuz. Yıldırım Bey için aradınız herhalde. Evet. Buyurun. Ben az önceden beri arıyorum. Hep meşgul çıkıyor. Ama şimdi böyle değerli bir sanatçı gelince tabii ki hatların meşgul olması normaldir. Evet, tamam, tuşlayacaksınız. 556-88-70, 556-88-70, 0212 karşı taraftan arıyorsanız ve değerli alıp deneyeceksiniz. Şimdi Yıldırım Caner burada. Evet. Evden mi arıyorsunuz efendim? Evet, evden arıyorum. İsminiz neydi? Merve Kaya. Merve Kaya. Evet. Merve Hanım, kaç yaşındasınız? Ben 17 yaşındayım. Daha genç, 17 yaşında, evet. Ama sesler biraz, evet, tabii farklı gelebiliyor. Artık olgun sesler. Peki Merve, Yıldırım Caner'in hangi albümünü en çok dinledin? Ben Mayros'u aldım, yeni albümünü çok beğendik. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ ol. Az önce Hayali Cihan'la değeri söylediniz, o da çok güzel. Sağ ol. Benim, evet, başka beğendiğim şarkılar mesela... Hangisi? Elma Dersem Çık çok güzel. Evet. Armut Dersem Çıkma. Bir buldum zaten, klibi de çok güzel, şarkı da çok güzel. Albüm zaten genel itibariyle güzel. Evet. Bir de benim bir sorum olacak. Sarışınım şarkısı vardı Yıldırım Caner'in. Evet. Ben onu da dinlemiştim. Evet. Gel gel Sarışınım. Hayır. Hayır, pardon. Sarışın. Sarışın. O, evet, benden sonra çıktı, evet, maalesef. O Sarışın deyince değil mi aklımıza, evet, geldi. Evet, galiba İbrahim Tatlıses, evet, de herhalde seslendim. Evet, daha önceden Merveciğim, öncelikle şunu söyleyeyim. Aradığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yeni albüm, özellikle yeni albümümü de alıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Hı hı. Sarışınım daha önce de, ben Sarışınım'ı Masum Kırmızıgül'le birlikte yapmıştım. Evet, onu da biliyorum. Sonradan İbrahim Tatlıses okudu. Sonradan beni kızdırdılar. O şeyi, Sarışınım'ın müziğini kendim yaptım. Klasiklerde okumuştum. Hı hı. O da güzel bir parça. Tabii. Arada, benden sonra da Sezen Aksu Sarışınım yaptı. Evet, ama arada, sizin yorumunuz da tabii daha bir değişikti, güzeldi. Teşekkür ediyorum. Sarışınım dedi ya seyircimiz. Evet. Ben de dün akşamki güzellik yarışmasına baktım. Bu güzellik yarışmasında dün akşamkinde bir tane sarışın yoktu. Hep böyle kara kuru esmerler vardı. Sarışın. Sarışın yoktu. Özellikle söyleyeyim. Kızıl vardı. Kızıl vardı ama. Ben dedim bu birinci olacak, birinci oldu. Oldu, birinci mi oldu? Evet. Bakalım sonu ne olacak, onu yani, merakla bekliyoruz. Ben güzelden anlarım. Evet. Öyle diyorlar, halbuki alakası. Mesela Merve. Efendim. Yıldırım Bey'in, madem o dönemlerine döndün, Sarışınım. Evet. Şu şarkısını bilir misin Yıldırım Bey'in? Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini. Evet. Nasıl anlatsam ona. Sana. Sana, İlk harflere, evet, baksana. Evet. Ya. Çok teşekkür ederim. Yıldırım. Yıldırım Bey'in o Alışkanlık işte isimli kasetinde, evet, olan, evet, çok sevdiğimiz bir şarkısı da bunu, evet, da ben ekstradan hatırlatmış oldum. Peki Merve, efendim, öğrencisin herhalde. Evet, öğrenciyim. Hangi üniversite okula hazırlanıyorum. Üniversite hazır. Girdin mi sınava? Hayır, pazar günü. Pazar günü, ha, OKS oldu. OKS oldu, evet. ÖSS bu pazar. İnşallah istediğin bölüme gireceksin. İnşallah. Merve'ye teşekkür edelim. Evet. Onun için şeyi okuyacağım Merve'ciğim. İkimiz de öğrenciyiz. Evet, o da. Tamam. Evet, yeni abimde. Onu da çok, evet, seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Rica ederim. Ailene selamlar. Fendiye selamlar. Ay, evet, teşekkürler. Bir şey değil, iyi günler, güle güle. Şimdi de mesela Yıldırım Bey, sizin albümünüzde bir tane şarkı var. O defteri kapattım, söz, müzik size ait. Evet, evet. Bana aşktan söz etmeyin. O defteri kapattım. Günahıyla, sevabıyla o defteri kapattım demişsiniz. Evet. Hangi defteri kapattınız efendim? O defteri işte. Ama o defter kiminle ilgili? Aşk defteri. Aşk defteri. Evet. Hani bu kaç yıl öncesine ait? Yeni albümünüz var mı? Yeni albüm, yeni yazdık. Şimdi da siz hep efendim, defterleri aşka bağlama. Belki de bu başka defterdir onları. Ama siz evlisiniz ne efendim. Ne kara defterler var, siz biliyor musunuz? Siz evlisiniz efendim. Evlisiniz, hanımınız falan, aşık değil misiniz? Aşk defterini kapattım, evet, diyorsunuz ya efendim. Tabii ki aşığım da. Yani şöyle bir şey. O ayrı bir şey. Ben... Kendi restoranım olduğu için oradaki defterleri kapattık. Oo, yani. Biliyorsun veresiye defterleri var. Şimdi oldu. Sevgili seyirciler, Yıldırım Bey sanat yaşantısının dışında yani ayrıca bir de böyle bir madem söz... Ufak bir restorantım var. Ufak, evet, bir restoran açıp işletmecilik de yapıyor kendisi. Evet. Onu da belirtelim. Hani bu pek çok sanatçımız da var böyle ikinci bir iş yapma. Siz de girmişsiniz. Şimdi aslında bir şey söyleyeyim Erdemciğim. Biz müzisyenlerin, bestekarların... İki tane, tabii ki ben aslında müziğe gönül vermiş bir insanım, müzik adamıyım. Ama bunun yanı sıra insanların hayatını idame etmesi için ikinci bir iş gerekiyor. Zaten hayatta da böyle değil mi yani? Hepimiz iki tane iş, üç tane iş değil birden yapıyoruz. Geçim şartları çok zor. Bir öğretmeni düşünün,
Öğretmen iki tane üç tane iş birden yapıyor. Çok görüyoruz pazarda pazarcılık yapıyor. Okulda öğrencilerine eğitim veriyor. Özel derslere gidiyor. Yani çoğu öğretmenleri görüyorum ben. Kendi mesleği dışında diğer meslekleri de yapmaya çalışıyor. Bu neden? Hayat şartları gerçekten çok zor. Kimseye muhtaç olmamamız için çalışmamız lazım. Evet. Çalışmanın hiçbir zaman ayıbı yok. Şimdi çok güzel örnek veriyorsunuz. Sizin de bir kasetiniz var. Hani o eski şarkılarınızdan örnek veriyoruz ya programımızda. Evet. Sevgili seyircilerimiz, alışkanlıklar tıpkı bir halata benzer. Her gün onun birer lifini örmek suretiyle kesinlikle kopmaz hale getirebiliriz. Onun için gerek çocuklarımızın gerekse kendimizin de gelişmekte olan alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. İyi, evet, alışkanlıklar edinmeliyiz. Hani Yıldırım Caner alışkanlık işte dedi. Bizim beynimize yer etti bu. Evet. Şimdi bu sözden sonra ben şöyle o dönemleri hatırlamak için şöyle sizden alışkanlık işte isimli şarkınızdan yine böyle bir kuple ne kadar söylemek isterseniz bir rica aslında isterim. Ben başka şarkıyı onu da okuyacağım da. Onu bir hatırlatalım böyle şimdi programımızın ortasında. Az da olsa hatırlatayım. Sevgilim seninle ayrı yaşasak da her an özlüyorum alışkanlık işte. Seni hayatımdan silmek kolay değil. Yılların verdiği alışkanlık işte. Yılların verdiği alışkanlık işte. Sanki bir gün bana dönecek gibisin, sarılıp boynuma öpecek gibisin. Sanki bir gün bana dönecek gibisin, sarılıp boynuma öpecek gibisin. Belki de bana hiç dönmeyeceksin. Benimkisi hayal, alışkanlık işte. Teşekkür ediyorum Erdem'ciğim. Siz söylediniz, ben de sanki söyleyen benmişim gibi böyle ellerimizi hareket ettirdik, evet, o duyguları yaşadık, yaşattık. Efendim, sonra Türk TV ekranında ben Erdem Gençtürk ve sanatçı konuğumuz Yıldırım Caner'le yine sizlerle birlikte olmaktan, yine sizlere kavuşmanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi. Bu heyecan asla bitmez efendim. Devam ediyor. Heyecan bitti mi program biter. Her şey biter zaten. Şimdi efendim, Yıldırım Caner'in albümünden, şimdi yeni albümünden biraz sohbet edelim istiyoruz. Evet. Ve sizin bu yeni albümünüzden bir şarkıcık dinleyebildik. Evet. Biraz sohbet edip sonra ben şöyle kenara bir kaçacağım ve sahneyi size bırakacağım. Teşekkür bu. Peki niçin böyle bir İngilizce isim ve Türkçe isim yan yana? Niçin My Rose dediniz? Ya My Rose dediniz. My Rose dediniz, benim aklıma Titanic'teki Rose geldi. Rose. Hani Leonardo DiCaprio'yu, evet, o kızın arasındaki aşka atadım. Rose diyordu ona. Ya biz duygusal böyle ince, evet, düşünen insanlarız. Ondan mı etkilendiniz? My Rose, hayır, ondan değil. Aslında değişiklik olsun, ilgiyi çeksin. Ama burada da zaten Türkçesi benim gülüm, My Rose. Benim gülümü yaptık. Güzel bir parça. Keyiflendim ve sizden bir şarkı istiyorum şimdi. Tamam. Böyle stüdyomuzda dinleyelim şimdi, canlı kanlı. Son kasetimden yine. Tabii, buyurun efendim. Çok güzel bir parça var. Ayrıca da bunun aranjörlüğünü, evet, çok sevdiğim Ceyhun Çelik kardeşim yaptı. Buradan da ona saygılarımı sunuyorum. Zaten aslında şu anda bir albüm yapıyoruz ama ondan fazla bahsetmek istemiyorum. Ondan sadece ilerleyen dakikalarda bir şey için bahsedeceğim. Evet. Çünkü şu anda kendi kasetimizi, albümümüzü duruyoruz. Hangi şarkınızı dinlesek şimdi? Şu anda ikinci bir şarkım var. İnşallah o gelecek. Hangisiymiş o? Ben mesela o defteri kapattım dediniz ama siz o şarkıyı söyleme defterine mi kapattınız? Yok, söylemeyecek misiniz? Yok, söz verdin diye bir parçam söz var. Söz verdim. Nerede, söz şöyle verdim, bakalım. Evet. Arkadaşlarımız hazırlasınlar. Söz ve müziği Yıldırım Caner'e ait olan Günler Sonra Telefonla ilk kez görüştük. Söz verdin bu gece gelirim diye. Evet. Yıldırım Caner de söz verdi programına gelirim diye. Geldi. Gelmedik mi? Geldiniz efendim. Geldim. O zaman geldim. Hazırsa dinleyelim. Hazır, hadi bakalım.
sonra telefonla ilk kez görüştük. Söz verdin bu gece gelirim diye. Ayrılıktan, pişmanlıktan yana konuştuk. Söz verdin bu gece gelirim diye. Işıkları kapattın, kokulu mumlar yaktın. Sevdiğin çiçeklerle her yeri donattın. Saat 12, sokaklar ıssız. Saat 1, odam sensiz. Eyvah kaldım yine yalnız. Çok korkuyorum. Gelsen sana neler neler anlatacaktım. Sarılıp boynuna ağlayacaktım. Bir ömrü bir gecede yaşatacaktım. Söz verdin bu gece gelirim diye. Sabah oldu umutlarım kaldı dünümde. Işıkları kapattım, kokulu mumlar yaktım. Sevdiğin çiçeklerle her yeri donattım. Saat 12, sokaklar ıssız. Saat 1, odam sensiz. Eyvah kaldım yine yalnız, çok korkuyorum. Gelsen sana neler neler anlatacaktım. Sarılıp boynuna ağlayacaktım. Bir ömrü bir gecede yaşatacaktım. Söz verdin bu gece gelirim diye. Sabah oldu umutlarım kaldı dünümde. Ve bitirdik, noktayı evet. Koyduk. Efendim şimdi sizin bu şarkınız çok güzel. Hani söz üzerine. Evet. Hayat zaten hep sözlerle doludur. İnsanlar vardır ki Yıldırım Bey, söylediği sözlerle büyür. Bazı sözler vardır ki söyleyen insanlar tarafından da büyük görülür. Yani o söyleyen aslında o söz küçüktür ama söyleyen insan onu öyle bir büyükçe söylemiştir ki o sözün evet. Anlamı değeri büyük daha görülür. Büyük. Onun için sözler hayatımızda çok önemli bir yer teşkil ediyor. 13. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü mutasavvufumuz Mevlana'nın da sözler üzerine öyle güzel sözleri vardır abi. Ki yüreğimize ondan kim olursan ol gel ha. Kazınmış sözleri. Evet. Onun için demiş ki insanın ağzından çıkan sözler bil ki yaydan fırlayan ok gibidir demiş Mevlana. O evet. Ok gittiği yerden geri dönmez.
Onun için seli baştan bağlamak gerek demiş Mevlana. Biz inanıyoruz ki sizin böyle söylemiş olduğunuz şarkılarla, bizim de aklımıza geldiğince bu şarkılara uygun sözlerle hem güzel mesajlar, güzel anekdotları hatırlatmış oluyoruz seyircilerimize. Evet. Hem de gönülden gönüle, o görünmeyen yolda bütün güzellikleri paylaşıyoruz efendim. Evet. Güzel sözler tıpkı petekten damla damla sızan bala benzer efendim. Tadına doyulmaz. İşte biz de Yıldırım Caner'i konuk ettik. Onun o güzel şarkılarıyla, güzel sesiyle gerçekten tadına doyamıyoruz. Ümit ediyoruz ki ekranınızın karşısında aynı duyguları sizler de bizimle birlikte paylaşıyorsunuzdur efendim. Üniversitesinde lafınızı balla kesiyorum. Alo. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim, nereden arıyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Şirin Evler'den arıyorum ben. Şirin Filiz Mert, nasılsınız? Sağ ol. İsminiz nedir efendim? Filiz Mert. Filiz Mert. Evet. Çok mert bir seyircimizsiniz. Çok evet, belli evet. oluyor. Çok merttir Filiz. Kaç yaşındasınız efendim? 22 yaşındayım. 22 gençmiş. Evet. Peki Filiz diyebiliriz. Öğrencisin herhalde. Yok, öğrenci değilim. Yıldırım abinin komşusuyum ben. Ev hanımı. Evet. Ev hanımı. aslında daha önceden anons etmiştim. O da bizi duydu, herhalde aradı. Evet. Mert bir insan olarak. Filiz Hanım da daha bizim tam karşımızda kapı komşumuz. Onlar da bir sene iyi geçti evleni. Bir sene gibi oldu herhalde. Yoksa yine mi siz mektup falan yazdınız? Var mı yok, da böyle yok, bir şey? Yok, öyle yok. Onlarla bir senedir tanışıyoruz. Kendileri çok iyi. Fatih kardeşimiz var, eşi. Ondan da yakında bebekleri olacak. İnşallah hayırlısıyla analı babalı, güzel, sağlıklı bir bebek dünyaya bekliyoruz. Gelecek. Evet. Zaten aranızda herhangi bir sorun olduğu zaman hemen Yıldırım Bey'e müracaat edebilirsiniz. Tabii, tabii. Bir mektup yazar, bir şarkı, bir beste, bir şey arayı toparlıyor. Her zaman. Evet, Yıldırım abinin zaten ben burada çalıştığı zaman her zaman duyuyorum. Belki de ilk duyan şarkılarını ben olurum. Evet, besteleri yapayım tabii. Kendisi evde mi çalışıyor? Efendim? Evde mi çalışıyor, burada çalışıyor derken? Yani evden müzik sesleri mi geliyor? Yok, evden böyle müzikle uğraştığı için. Evet. Evde de kendi şarkı söylerken ben onu gayet rahat bir şekilde duyabiliyorum. En yakın duyan o yani. Yıldırım Bey nasıl bir komşudur, onu bir duymak istiyoruz. Vallahi Yıldırım abiyle pek oturup muhabbet edemedik. Ama gerçekten çok saygıdeğer, çok dürüst, çok kaliteli bir insan. Mesela apartmanda karşılaştığınız zaman aşağıdan yukarı veya siz biriniz aşağıdan geliyor, biriniz yukarıdan evet. olur yani. Bazı komşular karşılaşırlar apartmanda. Evet. Nasıl oluyor? Selam veriyor mu, vermiyor tabii mu? Canım. Bir kompleks var mı, yok, yok mu? Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Kesinlikle kompleks asla öyle bir şey bilmiyorum. Yıldırım abi gerçekten çok dürüst, herkese çok saygılı insan. Her zaman hayatında başarılar diliyorum. Eşi benim için ayrı bir değer zaten. Melek abla. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Adıyla Münasır. Evet. Şimdi ben hani komşuluktan bahsettim. Şimdi artık öyle bir hale geldi ki kişi apartmanda üst komşusu iniyor, karşılaşıyorlar. Böyle komşu böyle yere bakıyor. Selam bile vermiyor. Artık o hallere yok, geldi bizim biz, toplumumuz. Örnekleri de var bunun. Eskiden atalarımızın söylediği bir laf vardır ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Ev alma komşu. Yani biz de şu anda zaten apartmanda bütün komşularımız iyidir. Hepsiyle ilişkilerimiz güzel. İnşallah daha güzel olacaktır şimdi yani. Şimdi siz apartmancak mı seyrediyorsunuz? Evet. Bütün apartman seyrediyor. Evet, bütün apartman seyrediyoruz. Anladım. O zaman diğer apartman daire sakinlerinden de telefon bekliyoruz. Bakalım siz çok güzel anlattınız İnşallah. Yıldırım Bey ama bakalım komşularınız, başka komşular ne diyecekler? Sağ olun. Merakla bekliyoruz. Hepimizin Yıldırım abi hakkında duygu ve düşünceleri aynı böyledir. Emin olabilirsiniz. Hangi şarkısını en çok seviyorsunuz? Ben Dinarlı Çocuklara yazmış olduğu bir şarkı var. Onu istiyorum. Hangisi? Dinarlı Çocuklara yazmış. Dinarlı Çocuklara. Ha, o. Şimdi o tamam, ondan ufak bir şey okurum Filizciğim. Evet, ufak bir şey yazdım tamam, abi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun canım, çok teşekkür ediyorum. Şirin Evlere şirince bir selam gönderiyoruz efendim. O bu. Türkiye komşunuz sonra size apartmanda başınızı ekşir. Niye söylemediniz diye. Yok, ufak okuyayım ufak, böyle. Ufak. Öyleydim, öyleydim. Ah ben öyleydim. Olsaydın yanımda dilo tek dileneydim, tek dileneydim. Doymadan kokuna yavrum toprağa verdim. Vaylar bana, bana, bana toprak başıma. Toprak başıma doymadan kokunadın o toprağa verdim. Vaylar bana, bana, bana toprak başıma, toprak başıma. Teşekkür ederim. Alkışlıyor sizi. Sağ ol, bu türküdür bu zaten. Yıldırım Bey, gerçekten.
bakalım. Efendim bütün öğrenciler için gelecek ama ben şöyle bir hatırlatayım. Seninle tanışmamız okulda başlamıştı. Kalplerimiz yerinden ok gibi fırlamıştı. Aşkın yaşı, aşkın yaşı yok, yok ama. Daha henüz çok genciz. Bizimki mahzun bir aşk, ikimiz de öğrenciyiz. Sevgili öğrenciler. Yıldırım, şeyler de anlat öğrenciler için, karneleri için, aileleri bir şey söylemesin. O zaman Yıldırım Bey isterse ben söylemez miyim? Sevgili öğrenciler, siz Yıldırım abinizi büyük bir keyifle, büyük bir coşkuyla seyrediyorsunuz. OKS oldu, pazar günü de ÖSS olacak. Ben de diyorum ki, her zaman bütün öğrenciler hedefinize ulaşamayacakmış gibi çalışın. Sanki onu kaybedecekmiş gibi korku içinde olursanız daha başarılı olursunuz diyoruz. Özellikle bu pazar günkü ÖSS sınavı için. Yıldırım Bey isimli ben mesajımı verdim. Sağ ol. Ben de diyorum ki onlara cesaretli olsunlar. Aileleri zaten her zaman onların arkasındadır. Hiçbir zaman kendilerini strese sokmasınlar. Allah'ın izniyle bizim Türk öğrencileri her zaman başarılıdır, başarılı olacaklardır. Ailelerine de tabii her türlü çocuklarının peşlerinde olmalarını istiyorum ve onları rahatlatmaları, onları fazla tenkit etmemelerini istiyorum. Ben zaten güzel bir söz söyledim. Bütün öğrenciler şimdi bu sözü düşünecekler. Sizin de şimdi bu şarkınız gelsin. Bütün öğrencilere ithafen seslendirecekseniz. Evet. Hazır mı efendim? Hazır. Hazırsa bekliyoruz. Gelsin. Hadi bakalım. Tanışmamız okulda başlamıştı. Kalplerimiz yerinden ok gibi fırlamıştı. Seninle tanışmamız okulda başlamıştı. Kalplerimiz yerinden ok gibi fırlamıştı. Aşkın yaşı yok ama daha henüz çok genciz. Bizimki masum bir aşk, ikimiz de öğrenciyiz. Daha yolun başındayız, aynanın karşısındayız. Deli dolu uçalardayız, ikimiz de öğrenciyiz. Daha yolun başındayız, aynanın karşısındayız. Deli dolu uçalardayız, ikimiz de öğrenciyiz. Tanışmamız okulda başlamıştı. Kalplerimiz yerinden ok gibi fırlamıştı. Seninle tanışmamız okulda başlamıştı. Kalplerimiz yerinden ok gibi fırlamıştı. Aşkın yaşı yok ama daha henüz çok genciz. Bizimki masum bir aşk, ikimiz de öğrenciyiz. Daha yolun başındayız, aynanın karşısındayız. Şimdilik bize aşk yasak, ikimiz de öğrenciyiz. Daha yolun başındayız, aynanın karşısındayız. Deli dolu uçalardayız, ikimiz de öğrenciyiz. Daha yolun başındayız, aynanın karşısındayız. Deli dolu uçalardayız, ikimiz de öğrenciyiz. Daha yolun başındayız, aynanın karşısındayız. Şimdilik bize aşk yasak, ikimiz de öğrenciyiz. Bravo! Efendim, Yıldırım Bey gerçekten güzel öğrencilere ithaf ettiğimiz bir şarkısını seslendirdi. Çok keyifle dinledik, güzel, seyrettik. Güzel, evet. Ben kameranın arkasında oynadım. Şimdi efendim okuldan bahsettik, öğrencilerden bahsettik. Adamın biri yolda yürürken kekeme arkadaşına rastlamış. Kekeme. Kekemeymiş arkadaşı. Hı. Demiş ki Ahmet demiş ne yapıyorsun deyince Ahmet cevap vermiş. Okuluna gidiyorum deyince
Öteki cevap vermiş. Ne lüzum var kekeme okuluna gitmeye? Zaten çok iyi kekeliyorsun sen ya demiş. Böyle de bir okuldan bahsedince. Evet. Efendim, okullar öğrenciler içindir. Okullara giden öğrencilerimizin hepsine, bütün öğrencilerimizin başarılar eğitiminde diliyoruz. Yaşı yoktur. Akşam okulları da var. Herkese başarılar diledik. Fıkralarımız ve sizin söylemiş olduğunuz şarkılarınızın hepsi öğrencilerimize geldi. Bugünkü programımız onlara ithaf edelim isterseniz. Evet, pazar evet. Günü bir sınav var. Tabii tabii onlar da. Sıradaki olsun. İki klibimizi de biz öğrencilere gönderelim. Gönderelim. Hani şarkılardan, kliplerden fal tutuyoruz ya. Öğrencilere gelecek olan iki klibimiz hangisiymiş? Hepsi onlar ama özellikle bu ikisini fal tuttuğumuz için özellikle gönderelim. Onlara geldi. Hepsi onlar. Öğrencilere evet. Her zaman başarılar dilerken şunu da söyleyelim mi Yıldırım Bey? Şimdi herkesi siz de bahsettiniz bir stres aldı başını gidiyor. Evet var. Evet. Sevgili öğrenciler, öğrenme sanatının üç elemanı vardır. İrade, düzen ve zaman. İrademizi kaybetmeden düzenli bir şekilde zaman ayırarak çalışırsak, ama irade çok önemli, o zaman mutlaka başarıyı elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Az önce söylemiş olduğum bir söz, bununla da pekiştirirseniz ki tekrar etmeyeceğim, ki ne olsun da bir öğrenciler biraz iradelerini zorlasınlar bu sözleri birleştirip, pazar günkü sınava, şimdi ona da kenetlendikleri için, evet. Ona göre çalışırsanız mutlaka daha başarılı olacaksınız dileklerimizi sunuyoruz. Eğer bu başarı da bir parça da olsa bu programımızda, bu bahsettiklerimiz, bu söylediklerimiz, sanatçı konuklarımızın söylediği şarkılar da sizlerin bu başarısında birazcık katkı sağlıyorsa ne mutlu Türk'üm diyelim. Diyoruz. Evet, efendim Yıldırım Caner'in bir şarkısı vardı yıllar önce. Hatta İbrahim Tatlıses, Fosforlu Cevriyem adlı bir canlı konser kaydından hazırlanan bir kaset çıkartmıştı yıllar önce. O zamanlar böyle fazla sanatçılar yoktu. Siz evet. Vardınız işte İbrahim Tatlıses ve benzeri diğer tanıdığımız isimler. Herkes o albümlere hücum ederdi. Ben de bir gün o albümü aldığımda, o kaseti aldım. O zamanlar CD de yoktu daha. Sadece kaset vardı. Tatlıses şöyle diyordu konserde. Seviyoruz ama kimi? En tatlı birisini nasıl anlatsak sana, ilk harflere baksana. Bu kaseti evinde bulunduranlar mutlaka çok iyi hatırlayacaklardır bu konuşmayı. İlk harflerde de seni yazıyor biliyorsun. Beni mi yazıyor? Hayır seni. Ha seni. Yani seni seviyorum ama kimi? Kimi en tatlı birisini. Evet. Nasıl anlatayım sana? İyi. Evet bu da bak baksana. Şöyle baktın ama seni oluyor doğru güzel bir uyum olmuş bu. Diyorum ya ilk harflere baksana. İlk harflere baksana evet. Seni. Evet. Şimdi Yıldırım Bey'in de albümünde çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Tatlıses de o canlı konser kaydında bahsetti ama söz ve müziğin Yıldırım Caner'e ait olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum altını çizerek. Ve mikrofonumuz buradayken evet. Onu bir de sizin o güzel yorumunuzdan dinleyip hatırlasak hiç fena olmaz. Öyle o kadar mi? Bahsettik seni dedik ama bir de onun müzikal tamam müzik yok ama o yorumda. Okuyayım. Buyurun efendim. Seviyorum ama kimi en tatlı birisini nasıl anlatayım sana ilk harflere baksana seviyorum ama kimi en tatlı birisini nasıl anlatayım sana ilk harflere baksana seni seni seviyorum seni, 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 seviyorum seni. Biz de tüm seyircilerimizi seviyoruz ve bizi aramak isteyen seyircilerimiz 0212 556 88 70, 0212 556 88 70 no telefondan bize ulaşabilirsiniz efendim. Biz böyle sevgi şarkılarını, aşk şarkılarını duyunca çok hoşumuza gidiyor. Sevgi mesajları geliyor, iletiyoruz, çok mutlu oluyoruz. Sizin bu albümünüz, 12 tane albümünüz çıktı. Bu evet. İnşallah engellilerin dili olmak istiyorum ben açıkçası. Sizin gibi kalıcı bir yorumcu, bir sanatçının mutlaka albümündeki bu şarkı ses getirecek. İnşallah. Ümit ediyoruz. İnşallah. O tekerlek sandalye belki bir dediniz birkaç tane alınabilecek bir İnşallah. Gelir elde edilecek. İnşallah. Ben bu albümünüzden acaba bir şey böyle bizi kırmaz da söyleseniz. Hani... Ya onu böyle biraz okuyayım. Buyurun çünkü efendim. Ben bu parçayı artık çok gündeme getirmek istiyorum elimden geldiği kadar. Çünkü şu anda yatağında yatıp veyahut da tekerlekli sandalyesinde olup birisine aşık olan veyahut da iki engelli kardeşimizin birbirleriyle aşık olması, dost olması, bunu insanların hoşgörüyle karşılaması, onlara yardım etmesi. Ben onların dili olacağım, devamlı söyleyeceğim, her çıktığım yerde söyleyeceğim. İlk kez burada mı? İlk defa burada okuyacağım evet, bu parçayı. İlk defa böyle. Tüm engelli seyircilerimiz için o zaman. Evet, engellinin aşkı. Evet, engellinin aşkı Yıldırım Caner'den dinliyoruz zaten. Ellerini kalbimin üzerine koy, hissederim teninin
sıcaklığını gözlerimin içine gülümseyerek bak, kalp gözüyle görür seviyorum seni. Yanında yürüyemesem de, koluna giremesem de, başını hiç öne eğme, melekler yardım eder bize. Senin için tüm dünyayı almışım canım karşıma, korkmadan tutun aşkıma, melekler yardım eder bize. Engelli olmak aşka aslı engel değil ki, insan olana insan asla bir yük değil ki, kalp gözüyle görüyorum, seviyorum, seviyorum, seviyorum seni. Engelli olmak aşka asla engel değil ki, insan olana insan asla bir yük değil ki, kalp gözüyle görüyor, seviyorum, seviyorum, seviyorum seni. Bir dilek tut içinden ikimiz için, kaybetme hiç içindeki umutlarını, aşkımız aydınlatır karanlıkları, kalp gözüyle görüyor, seviyorum seni. Böyle bir şey. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi günler efendim. Ben de iyi günler diliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Bakırköy'den arıyorum. Bakırköy'den arıyorsunuz. Sefaköy, Bağcılar, Bakırköy. Şirinevler, Bakırköy uzanıyoruz. İstanbul turu yaptık. Programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. İsminiz nedir efendim? Ulaşın ulaşın ama ulaşmak bir türlü mümkün değil. Neden efendim mümkün değil? Yıldırım Bey'e ulaşmak mümkün değil. Çok meşgul. Sizin kanala ulaşmak mümkün değil. Ve ulaştınız işte hanımefendi. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Efendim tanıyabilir miyiz biraz sizi? Ben Bakırköy'den daha önceden Yıldırım Bey'i izlemeye giderdik. O zaman daha konuşuyordum evleneceğim kişiyle. Ha. Sonra Yıldırım Bey'in şarkılarını dinleye dinleye çok evlendiniz. Ulaştık. Bari evlendiniz mi hanımefendi? Efendim? Evlendiniz mi bari? Evlendik. Mutlu musun? Çok şükür, çok şükür. Allah mutluluğunu artırsın. Yani Yıldırım Bey'i görünce eski hatıralarım canlandı gözümde. Yıldırım Bey yine sizin de evliliğinize köprü olmuş anladığım kadarıyla. Çok şükür. Hangi şarkısıyla oldu peki? Efendim? Hangi şarkısı en çok etkiledi? Hatırası var da. Efendim? Hatırası var, alışkanlık işte. Biz haftanın iki günü mutlaka giderdik Yıldırım Bey'e. Ben Bakırköy'de çalışıyordum da orada. Seyircimiz çok güzel söylüyor. Ben zaten Yıldırım Bey'den hatırası var dinledik, alışkanlık işte dinledik, evet. Yeni albüm izlendik. Ben bir de Ağlama Sevdamı istiyorum. Ağlama Sevdamı. Rica ediyorum. Ağlama Sevdamı. Yıldırım Bey var mı? Söyler misiniz? Şey var diye işte benim kasetimde ya. Açık. Ağlama Sevdam, ağlama Sevdam, ağlama. Bu kadar yeter herhalde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yıldırım Bey, kameramız yaklaştı. Sizi gösterdi ama siz hemen kestiniz. Çok güzel gidiyordu. Biraz evet. Uzatsaydınız diyecektim ama. Ömür boyu hepinize başarılar diliyorum. Sağ ol efendim. Yıldırım Bey tıpkı sizin gibi pek çok insanın evliliğine vesile olmuştur. Yazmış evet. Olduğu şarkı sözleriyle, o güzel yorumuyla. Ben ümit ediyorum ki bu programda yetiştiremedik. Değerli isimleri böyle 3 saate sığdırmak çok zor oluyor. Ama devamlı meşgul telefonunuz, devamlı meşgul. Ama bu da işte bizim ne kadar seyredildiğimizin, ne kadar çok Yıldırım Bey'in seveni olduğunu belli eden bir çok grup. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Bakırköy'e selamlar. Sağ olun, başarılar, teşekkür ediyorum, olsun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olasın. Bu arada tabii programımızla ilgili son 5 dakikamıza, 6 dakikamıza evet. Onunla ilgili haberler de geliyor. Ben şimdi Yıldırım Bey'den... şimdi dedim ya program bir başladı hemen bitiriyor. Bitti, doğru söylüyorsun. Bu programda bu böyle oluyor. Evet. Değerli isimler asla bir programa yetmez. Çok. Onları böyle arada bir çağırmak bizi kırmayıp sağ ol Erdemciğim. Çok teşekkür uyuşmak ediyorum. Uyuşmak gerekiyor. Sana teşekkür ediyorum. Türk TV'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Burada bize emek veren bütün arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.
Onların hiçbir zaman zaten iyilikleri unutulmaz. Hiçbir zaman da ben geldiğim yerde hiçbir zaman insanları unutmam. Onları çok seviyorum çünkü emekçi insanlar. Rejide olsun, kameraman arkadaşımız olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bize çay veren hanımefendi olsun. Burada gerçekten çok sıcak karşılaştım hepsiyle. Sana da ayrıca özel teşekkür ediyorum. Efendim canım benim. Sağ ol. Her zaman bu işte olduğu müddetçe siz ve sizin gibi değerli sanatçılarla buluşacağız programımızda. Teşekkür ediyorum. Efendim ben şimdi Yıldırım Bey'den bir şarkı rica ediyorum. Ondan sonra da kapanış konuşmamızı yapacağız. Tabii o defteri hep dedim geldi. Bahsettik, veresiye defterini kapattık dedik. Niye aşk defterini kapattık. Ama ben gelince siz o defteri açacaksınız evet, yine. Evet şimdi açacağım. Evet. Sözle müziği Yıldırım Caner'e ait olan O Defteri Kapattı mı dinliyoruz şimdi efendim. Aşktan söz etmeyi o defteri kapattım. Günahıyla sevabıyla o defteri kapattım. Bana aşktan söz etmeyi o defteri kapattım. Günahıyla sevabıyla o defteri kapattım. Senden kalan ne varsa yaktım, denize attım. Hayatıma yeniden beyaz bir sayfa açtım. Mutlu oldum desem yalan, mutsuz oldum desem yalan. Mutlu oldum desem yalan, mutsuz oldum desem yalan. Kalbimi yaralayan o defteri kapattım. Dolaştım bütün barları, aşkına son kez içtim. Ağladım hatıralarla, o defteri kapattım. Dolaştım bütün barları, aşkına son kez içtim. Ağladım hatıralarla, o defteri kapattım. Senden kalan ne varsa yaktım, denize attım. Hayatıma yeniden beyaz bir sayfa açtım. Mutlu oldum desem yalan, mutsuz oldum desem yalan. Oldum desem yalan, mutsuz oldum desem yalan. Kalbimi yaralayan o defteri kapattım. Efendim ben de alkışlıyorum. Şimdi Yıldırım Bey'in ve pek çok diğer sanatçılarımızın şarkılarına baktığımızda hani defteri kapattım, defteri açtım, aşk gidiyor, ya bu hiçbir geliyor. Zaman kapanmaz. Kapanmaz. Evet. Aşk defteri de kapanmaz. Şimdi aşk da
İnsan bir insanın sahip olduğu en ilahi ve yüce duygudur diyoruz. Herhalde. Aşksız kalmayın efendim. Hayatınızda hep bir aşk olsun. Yıldırım Bey ben... Düzeyli bir aşk olsun. Düzeyli bir aşk olsun, evet. Tabii ki. Şimdi programımızı da kapatacağız. Son bir, böyle bir toparlayalım hemen. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız sağ için. Sağ ol canım benim. Yeni albümünüz de olabilir veya seyircilerimize programımızı kapatmadan önce söyleyeceklerinizi, evet, alalım. İşte ben bu Yıldırım Caner en son kasetim bu. Benim dinleyicilerimden ricam, ne olursun korsan almayın lütfen, sizden rica ediyorum. Şunu da bilin ki korsana verdiğiniz para hırsızlara gidiyordur. Onun için sizden ricam, bir paket sigara içene kadar, ki sigara hiç içmeyin. Evet. Albümümüzü alın ve diğer arkadaşlarımızın da albümünü alın. Ben onlara çok çok teşekkür ediyorum. Beni bütün derecede takip eden, destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sana, Kanal Türk'e saygılarımı... Türk TV'ye. Evet, Türk TV'ye sevgiler, saygılarınızı ilettiniz, teşekkürlerinizi, evet, sundunuz. Ben Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir daha görüşmek üzere. İnşallah, Allah'ın izniyle. Bir şey unuttuysak eğer bir başka programda telafi edeceğiz. İnşallah. Efendim yarın yine biz burada olacağız bir konuğumuzla birlikte. Bir insan, şimdi öğrencilerimiz sınava girecekler pazar, evet, günü. Bir insan bir şeyi öğrenmek istiyorsa önce onu sevmesi gerek diyoruz. Derslerinizi severek, evet, çalışın. Ve sevgili seyirciler, insanoğlunun kalbi tıpkı bir altına benzer. Ne kadar safsa o kadar yumuşaktır. Kalbinizden hep temiz duyguları, güzel duyguları asla eksik etmeyin diyoruz. Gönlünüz neyin özlemine doluysa yarınlar size onu getirsin efendim. Ben Erdem Gençtürk ve konuğumuz... Ben Yıldırım Caner. Hepinize Allah'a ısmarladık. Saygılar. Yarın görüşmek üzere. Sağ olun.